az sonra tüm kamuoyu duyacak. Soykırım önerisi burada konuşulacak ve oylama yapılacak. AK Parti MHP oylarıyla reddedilecek. Yıllardır burada konuşuyoruz. Böyle önergeler geliyor. Doğu Türkistan'daki Uygur Türklerin halini konuşalım deniliyor. AK Parti MHP oylarıyla reddediliyor. Niye reddediliyor? Çünkü gayet duygusal ilişkiler var. Avrupa Birliği'nden, demokrasiden, hukuktan uzaklaşan Türkiye iktidarı Çin'e yaklaştı. Ve Çin'i kırmamaya, üzmemeye çalışıyor. 5 Temmuz 2009'da en son Sayın Erdoğan Urumçi katliamına soykırım demişti. Sonra sesi kesildi, sustu. Sayın Erdoğan, MHP de sustu. Hiçbir şey demiyor. Bakın kaç yıldır ittifaklar, kankiler, ortaklar çıtları çıkmıyor. Neden? Bakın ben delillerle konuşuyorum. 5 yıla yaklaşıyor. Temmuz 2019'da Sayın Erdoğan gitti Çin'e, bir anlaşma yapıldı. Türkiye yetkilileri iddia edildiği gibi bakın 5 milyona yakın Uygur Türk'ü kamplarda dini, etnik, siyasi bir soykırım uygulanıyor. Bu çok net. Hayır dedi Çin iktidarı, biz öyle bir şey yapmıyoruz. O halde bir anlaşma yapıldı. Türkiye iktidarından yetkililer Çin'e giderek toplama kamplarını inceleyecekti. 4,5 yıldır neredesiniz Sayın Erkan Akçay? Sayın AK Partililer, buradan konuşmayı biliyorsunuz. 5 yıla yaklaşmış burada hiçbir yetkili gitmiyor. Ben sordum Dışişleri Bakanı'na bundan 3,5 yıl önce bütçe görüşmelerinde. Ya efendim işte Covid nedeniyle gidemiyoruz ya. Ya Covid de bitti. AK Partililer, MHP'liler, Covid de bitti. Hadi gidin şu toplama kamplarındaki korkunç zulmü bir görün. Ya Uygur Türk'ü ailenin evine Çinli erkekler yollanıyor, orada kalıyor, biliyor musunuz? Buna susuyorsunuz. Toplu tutuklamalar yapılıyor, toplu kürtajlar yapılıyor. Çocuklar toplu bir şekilde bir yerde tutuluyor. Entelektüellerin sesi kesiliyor. Büyük bir zorbalık var, susuyorsunuz. Neden? Çünkü demokrasiden uzaklaştınız ve paraya ihtiyacınız var. Bundan dolayı susuyorsunuz. Bilmiyor muyuz bunları? Çok açık gerçekler ortada. Hamasete gelince 1500'sünüz. Maşallah hiçbir şey bırakmıyorsunuz. İşin gerçeklerini görmeye gelince AK Parti'de MHP tıs. Ses yok. Hiçbir şey yok. Biz burada delillerle, belgelerle konuşuyoruz kaç yıldır. Bize cevap veremezler. Çünkü biz olayı takip ediyoruz. Tamamlayın Sayın Gergerli. ABD, İngiltere, Fransa, Kanada, Hollanda meclisleri soykırım olduğunu ilan etti, kabul etti. Siz neredesiniz? Hani hamaseti hiçbir tarafta bırakmıyorsunuz. Hadi buyurun gelin bakalım. Müthiş bir dini soykırım var. İnsanlar Ramazan'da oruç tutamıyor. Toplama kamplarında namaz kılamıyor. Yine camiler yıkılıyor. Bakın ifade özgürlüğü, medya özgürlüğü, dernek özgürlüğü, seyahat özgürlüğü yok. İzinle seyahat edebiliyorsun. Ya tam bir soykırım var ya. Tam bir soykırım var. Ben bunları defalarca beyan ettiğim için Çin Büyükelçiliği yetkilileri beni 2 kez ziyaret etti. Mecliste çok andınız, size izahat yapalım dedi. Kendilerine sordum. Dünya raporlarını gösterdim. Buyurun dedim, konuşun. Konuşamadılar. Cevap veremediler. Çünkü olayı takip ediyoruz biz. MHP'liler burada bol bol hamaset yapsın. Bol bol konuşsunlar. Takipten haberleri yok. Neler oluyor, neler bitiyor, raporlar neler söylüyor. Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin Doğu Türkistan'a resmi ziyareti Türkiye tarihinin ilk Doğu Türkistan resmi ziyaretidir. Önce bunun bilinmesi gerekir. Ama bu Gergerlioğlu konuşacak diye gündeme getirecek değiliz. Kendisi de 3 dakikalık konuşmasında bunu bir istismar vasıtası, polemik konusu yapmak için, manivela olarak kullanmak için konuşmuştur. Yoksa Doğu Türkistan davasıyla ne alakası olacak bu kişinin? Teşekkür ediyorum. Çin'e gidilmesine karşı bir tavrımız yok. Tam tersine, evet, İnsan Hakları İnceleme Komisyonumuzda bu iş karara bağlandı. Ancak bizim talep ettiğimiz Çin'e gidildiğinde Çin gezisi değil herhalde. Öyle değil mi? Çin'e gidip tarihi ve turistik yerleri gezmek değil talebimiz. Talebimiz çok net ve açık.
Sivil toplum kuruluşları da olur, kim isterse olur, hep beraber heyeti genişleterek gidelim ve iddiaların olduğu yerleri görelim diye talep bu şekilde gidildi. Bir devlet buna karşılık bir olumlu cevap vermediyse, görüşmeler sürüyorsa korsan mı gitmeyi düşünüyorsunuz? Bir meclis heyeti götüreceksiniz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden karar çıkmış ve bir heyet olarak gideceksiniz. Karşı devletin buna onayını bekliyorsunuz. Bu konudaki görüşmeler, diplomatlarımızın gidişleri, gelişleri ve dışişleriyle olan yazışmaların hepsi devam ediyor. Karşı taraftan gelen, biz bir gezi istemiyoruz diye bu özellikle belirtilmiş. Çünkü Çin diyor. Buyurun Sayın Usta. Sizi misafir edelim, istediğiniz yerleri gezdirelim. Biz hayır, bizim temel hedefimiz buraya gitmek ve buraları görmek istiyoruz. Bu iddialarla ilgili heyetimizi göndermek istiyoruz diyoruz. Bunu tekrar ifade etmek istiyorum. Bu karşılıklı iki ülkedeki diplomatik ilişkilerle birlikte cevap geldiği andan itibaren Dışişleri Komisyonu'ndaki isteyen her vekilimizin, tüm siyasi partilerin temsilcilerinin birlikte gideceği bir heyet olarak gidilecektir. Kimsenin endişesi olmasın. Bu konuda çalışma devam ediyor. Ama karşınızda da bir devlet var. O devletin cevabını bekliyoruz. Teşekkür ederim. Sayın Başkan, teşekkür ederim Sayın Başkan. Burada AK Partili vekil gerçekleri örtmek istiyor. Aslında Pekin Büyükelçiliğimiz de yapmış. Çok iyi biliyor kendisi. Bakın 4,5 yıl oldu bu meclisten İnsan Hakları Komisyonu Çin'e gidip toplama kamplarını ziyaret edecek ve gerçek bilgilere ulaşacaktı. Yapılmadı. Bu kadar net. Yıllardır söylüyorum. Burada her konuşmamda söylüyorum. 5 yıla yaklaşıyor ve gidilmiyor. Birçok dünya meclisinde soykırım kabul edildi. Türkiye Meclisi, AK Parti ve MHP bunları görmemek için kafasını kuma gömüyor. Neden? Temmuz 2019'daki 50 milyar dolarlık anlaşma bunun nedeni. Bunları bilmiyor muyuz biz? İnsan hakları raporlarında felaket bir ülke var karşımızda. Çin, Uygur Türklerine büyük bir zulüm yapıyor ve soykırım yapıyor. Ve sessiz bir Türkiye var. İşin özeti bu. Mügalataya, polemiğe hiç gerek yok. Apaçık gerçekler ortada. Bir an evvel İnsan Hakları Komisyonu Çin'e... Sayın vekil çıktı. Söyleyeceğini söyledi. Cevap verirken bizim vekilimizin konuşmasına dahi müsaade etmedi. Neyin üzerine söz talep ediyor ve konuşuyor? Neye inandırmaya çalışıyor? Kendi inandığını anlattı, konuştu. Yani bir iş tüzük uygulanıyorsa burada her vekilin aynı hakka sahip olmasını istiyorum. Kürsüden çıktı, konuştu ve konu bitti. İkincisi, Çin'le yapılan anlaşma, bakın uluslararası sözleşmeleri görüşüyoruz. Bu meclisten geçmeyen bir anlaşma mı var? Bu meclisteki her anlaşma şeffaftır. Adamsanız çıkın da gösterin ya. Lütfen, lütfen bu konuşmaları devam ettirmek durumunda değiliz. Ama Ömer Gergerlioğlu'nun bu korsan tavrına müsaade etmemenizi rica ediyorum. Kendisi konuşmasını yaptı ve konu bitmiştir. Ve konuyla ilgili açıklamayı da yaptık. Bu ülkenin bütün anlaşmaları şeffaf ve meclisten geçiyor. Sayın Gergerlioğlu, lütfen söyleyeceğinizi söylediniz. Sayın Usta, kürsüdeki hatibinizin konuşması sırasında Sayın Gergerlioğlu'na dönük cümleleri yüzünden tabii ki yerinden söz vermem gerekiyordu, verdim. Ben sataşmadan dolayı her milletvekili arkadaşımın söz talebinde karşılıyorum. Sataşmadan söz talep etti kendisi. Sayın Grup Başkan Vekili de aynı şekilde ifade etti. O nedenle bu konuda ben kime söz verip vermeyeceğimin takdiri bana aittir. O nedenle bunu lütfen bu konuda hassasiyetimi de hepiniz yakından takip ediyorsunuz. Bu konuyu bir daha gündeme gelmemek üzere kapatıyorum. Ben bu konudaki hassasiyetlerimi de herkes bilir. Bizim yaptığımız işler var. Her şeyini kamuoyuna açıklamıyoruz diyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi bu milletin bütün sırlarına vakıf olması gereken bir meclistir. Cübbeli Ahmet'in, Halil Konakçı'nın bildiği, bizim bilmememiz gereken herhalde bir şey yoktur. Dolayısıyla arzu ediyorsa bir kapalı oturumda Dışişleri Bakanımız gelir, Çin'le ilgili yaptığı işleri burada bilgi verir. Onun için bir karartma yapıp biz aslında perde arkasında çok şey yapıyoruz demeye gerek yok. Yapmadığınız birçok şeyi bile ballandıra kamuoyunda anlattığınızı biliyoruz. Onun için 3 yıldır Çin'e gidemiyoruz. Evet, Çin izin vermediği zaman gidemiyoruz ama burada bir genel görüşme için Çin'e ihtiyacımız. Şimdi Büyükelçi Hatip'in bir cümlesiyle ilgili açıklama getirmek istiyorum. Hassasiyetten kastımız bizim şudur. Elbette iki ülke, iki devlet arasında ilişkiler yürür, sürer. Ama Doğu Türkistan'da milyonlarca soydaşımız zulüm görürken
Benim Cumhurbaşkanım 2021 yılında Çinli bir bakanı külliyede çak bir beşlik diye karşılayamaz. Doğu Türkistan'da zulüm sürerken 2021 yılında dönemi Milli Eğitim Bakanı bir Çinli vakıfla Türk öğrencilere hayalimdeki Çin projesi yaptıramaz. Gazze'de de bir zulüm var. Siz hayalimdeki İsrail projesi yaptırabilir misiniz Türk öğrencilere? Bizim aradığımız hassasiyet budur. Kastettiğimiz budur. Kayıtlara geçmesini isterim. Teşekkür ediyorum. Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, önerge kabul edilmemiştir. Birleşime 10 dakika ara veriyorum.